Kayseri Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 2021-2022 Yalçın Efes sezonu. Üçüncü haftanın açılış karşılaşması az önce tamamlandı efendim. Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Etimaden arasında gerçekleştirilen karşılaşmayı Hacettepe Üniversitesi Tıp farklı bir skorla kazandı. Günün başarılı isimlerinden Buğra Türkoğlu şu an yanımızda. Buğra, öncelikle tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bizim için güzel bir maçtı bu. Bugün eğlenceli ve güzel bir gün oldu. İstediklerimizi yapabildiğimiz bir gün oldu. Takımdaki herkesin de katkı verdiği bir gün oldu. Daha iyi bir şeyle oynayabildik. Az kişi olduğumuz için çok rotasyonumuz yok çünkü. Güzel bir maçtı. Geçen haftaya göre daha takım birbirine uyum sağladı. Geçen haftaki ilk maçımızdı çünkü takım olarak beraber oynadığımız. O yüzden birbirimize alıştık. Biraz daha rahat oyun oynamaya başladık. Geçen hafta da özellikle Türk Telekom'la gayet zorladınız. Çok da 68-61 bitti o maçta. Başarılıydı. Çok maçtı. Bizim bir tık rotasyon azlığımız, şu anda 7 kişi olmamızdan verdiği bir yorgunluk. Bir de ilk haftamız olması sebebiyle bir küçük uyumsuzluklarımız vardı ama onların hepsini bu hafta hallettik. Daha da alışıyor takım birbirine. Daha güzel maçlar göreceğimizi düşünüyorum. Evet, bugün gerçekten çok güzel bir karşılaşma oynadınız. 3 puan oldu A grubunda bugün için. Evet. Tebrik ediyoruz tekrar. Son olarak söylemek istediklerim varsa. Çok teşekkür ediyorum. Yani herkese başarılar diliyorum. Güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Sakatlık veya herhangi bir şey olmadan. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederiz biz de. Sağ olun. Efendim, Hacettepe Üniversitesi Tıp'tan Buğra Türkoğlu'yla röportajımızı gerçekleştirdik. Tekrar birlikte olacağız. CBL Ankara Basketbol Ligi 2021-2022 Yalçın Efes sezonu 3. haftasının 2. maçında az önce tamamlandı maç. Türk Telekom ve SBB takımları karşı karşıya geldi. Türk Telekom'un başarılı isimlerinden Mehmet Aldanmaz şu an yanımızda. Mehmet, öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Güzel bir maçtı, kıran kırana geçti. Kendimizce strateji başkanlığını da tebrik ediyoruz. Çok güzel oynadılar, mücadeleleri güzeldi. Asıl olan katılmaktı. Yarışmada kayıp kaybetmemek önemli değil. Önemli olan katılmak, mücadele etmek. Kesinlikle, kesinlikle. Geçen hafta da Hacettepe Üniversitesi Tıp'la oynadınız. O maçı da kazandınız. İki galibiyetle yolunuza devam ediyorsunuz. Lider olarak devam ediyoruz. Bakalım inşallah bu şekilde devam eder. Finale kadar gitmeyi hedefliyoruz. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel beslediler, desteklediler. Sağ olsunlar. Bu mücadelem sonuna kadar devam edecek. 2018-2019 sezonunda Türkiye Şampiyonası'nda Fort Otosan'ı yendiniz ve şampiyon oldunuz. Bu sene de sanırım yine o taraflara doğru gideceksiniz. Hedefimiz o. Hiçbir zaman birincilik konusundan taviz vermedik. Hep şampiyonluğu hedefledik. Bu sene de şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Arkadaşlarımıza güzel bir senkronizasyon sağladık. Arkadaşlığımız, dostluğumuz, kardeşliğimiz güzel. İdmanlarımızı sağlam bir şekilde yapıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm katılımcı takımları da başarılar diliyorum şimdiden. Peki, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Tebrik ediyoruz tekrar. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim, CBL Ankara Basketbol Ligi, Kurumlar Arası Basketbol Ligi 2021-2022 Yalçın Efes sezonu 3. haftanın 2. karşılaşmasında Türk Telekom'un başarılı oyuncusu Mehmet Aldanmaz bizlerle birlikteydi. Tekrar birlikte olmak üzere, hoşçakalın. CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde, evet, görüyorsunuz, Hayati arkadaşları ıslattı ama hak ettin Hayati yani. Bu kadar da güzel oynanmaz gerçekten. Çok iyi bir maç çıkardın. Özellikle üçlüklerinle takımını sıkladın. Ben şöyle dedim yayında, Hayati bugün Hayati atışlarda bulundu. Evet, gerçekten de Hayati bir karşılaşma. Çok da güzel oynadın. Tebrik ediyorum. Sen neler söylemek istersin? Yani biz bu sene yeni bir takımız. Zaten kurulalı da 2 hafta falan oldu. Takımın neredeyse %60-70'i şu an cerrah. Kalanlar da anestezi doktoru var aramızda, beyin cerrahı var, genel cerrah var. Normalde çok antrenman zamanı bulabilen, sürekli çalışabilen insanlar değiliz. Ben de ortopedi asistanıyım. Bizim için burası çok güzel bir ortam. Hem stres atıyoruz, bizim için çok keyifli oluyor. Hem arkadaşlık oluyor. Maçında sürekli muhabbet ettik, aslında keyifliydi. Karşı takıma numaramı verdim, sakatlık çıkarsa arayın beni diye falan. Güzel oldu, sağ olsun. Hastanemiz de arkamızda durdu. Başhekimiz Hasan Bostancı, sağ olsun. O da bugün karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Maçlarda yanımızda bir sıkıntı olursa almayacak galiba bizi hastaneye. Seyircimiz de gerçekten çok iyiydi. Onları da tebrik ediyoruz. Öyle, onlarla birlikte olmak çok keyifli. Bizim için çok güzel bir organizasyon. Bugün burada nöbetçi olup gelen arkadaşlar var. Ben dahil, biz şimdi hastaneye geri döneceğiz. İzinle geldik. Bizim için o yüzden çok güzel bir fırsat. Ligi kurana, bizi kabul eden herkese teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkürler. CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde birazdan 4. karşılaşmayla birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara 6. sezon hızıyla birlikte devam ederken bugün çok güzel bir görüntü vardı. Türkiye Petrolleri takımı Man Karşısı'ndan ayrılırken bugün Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde Deniz Kula yanında bir kadın sporcu mücadelesini aktardık sizlere. Ben çok keyif aldım gerçekten mücadelenizden. Son çeyrekte de bu hissiyatı bizlere yaşattınız. Öncelikle sizi bu cesaretinizden ötürü tebrik ediyorum. Umarım tüm kadınlara da örnek olursunuz kurumdaki. Sizin karşılaşmayla ilgili ve sahadaki ilk adımınızı attığınızdaki düşünceniz neler, bunu öğrenmek istiyorum.
Ya öncelikle çok müthiş bir heyecan. Takımımı temsil edebilmek, takım mesai arkadaşlarımla bu heyecanı paylaşmak benim için büyük bir onur. Öncelikle CBL'e bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Tabii ki de gönül isterdi kadınlar ligi de olsun, kadınlarla beraber de oynayalım ama sporun bir yerde de kadın erkeği yok. Hep beraber bu sahada mücadele vermek çok büyük bir gurur. Size de seyir zevki güzel bir şey yaşattıysak ne mutlu bize takım adına. Antrenmanlar takımla birlikte peki nasıl geçiyor? O kadar erkek arasında tek kadın, onlar neler hissediyor? Birazcık da bunu öğrenmek evet. istiyorum açıkçası. Valla antrenmanlarımız inanılmaz keyifli. Zaten biz aile gibi olduk. Sağ olsunlar hiç yani böyle kadın erkek bir ayrım yok. Hepimiz sporcuyuz orada. İnanılmaz keyifli bir şey geçiyor. Çok güzel, eğlenceli geçiyor. Umarım ilerleyen dönemde sizin örneğinizle birlikte daha çok kadınları görürüz. Tebrik ediyorum. Çok lütfen sağ olun. Lütfen gelin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde 3. haftada Türkiye Petrolleri Mal takımını yenmeyi başardı. Bu mücadelenin ardından günün diğer gelişmeleriyle sizlerle oluncaya dek hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara Altın Sezonu 3. hafta mücadelesinin 5. karşılaşması Roketsan'la Medeksan Savunma arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın galibi büyük bir parkta Roketsan takımı oldu. Roketsan takımından Emre de bizlerle birlikte bugünkü mücadeleyi hem kendiniz hem de takımınız adına galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Maç başı yoğun bir presle başladık. Ancak bundan tam verimi alamadık. Sonrasında ikinci yarı 5'e 5 savunmaya döndük ve aslında performansımızı orada göstermiş olduk. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. İkinci yarıda güzel bir basketbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Organizasyona da ayrıca teşekkür ederim. Şiir gibi paslarla birlikte çoğu zaman potada özellikle Ömer'i izlettiniz bizlere. Bunun için de neler söylemek istersiniz? İlerleyen haftalarda daha bambaşka nasıl Roketsan atakları izleyeceğiz? Ömer bizim kaptanımız. Form buluyor şu anda. Takım olarak tam form bulmuş durumda değiliz. Antrenmanlarla birlikte daha iyi bir takım olacağız. Buna inanıyoruz. Hepimiz çok emek veriyoruz. Uzun zamandır beraber oynayan bir ekibiz zaten. Haftalar ilerledikçe çok daha iyi bir Roketsan izleyeceğinize emin olabilirsiniz. Biz de Roketsan'a başarılar diliyoruz o halde. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sevgili izleyiciler, günün 5. karşılaşmasında Roketsan Medeksan savunmayı muhalif etmeyi başardı. Biz de günün 6. karşılaşmasında sizlerle oluncaya dek hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara 6. sezon 3. hafta son karşılaşmada Havelsan takımı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı yenmeyi başardı. Şimdi yanında da günün ve maçın en skorer ismi olan Tolga var. Öncelikle tebrik ediyorum ve bugünkü mücadeleyi hem takımınız hem de kendiniz adına nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi açıkçası zor geçeceğini beklediğimiz bir maçtı. Öyle de oldu. Maçın başında çok istediğimiz oyunu oynayamasak da belli bir ritim tutturduk sonradan. Onları da kutluyorum. İyi mücadele ettiler gerçekten. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum. Havelsan takımını izlediğimizde her hafta üstüne koyarak devam eden bir takım görüyoruz. İlerleyen haftalarda bizleri ve izleyicileri neler bekliyor? Yani bizim açıkçası temel amacımız bu zaten. Yani her hafta biraz daha basketbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Hani rakiplere göre değil, kendimize göre bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Hani bunda da şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz inşallah. Biz de başarılar diliyoruz Havelsan takımına. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara Altın Sezonu 3. hafta mücadelesinde Havelsan takımı kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı karşısında 4. haftada görüşünceye dek hoşçakalın.